Konuşak evinden hepinize selamlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı tarih dersinde işleyeceğimiz temel ünite konusu olacak. Biz burada Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı'ndaki üniteyle ilgili şöyle kısa esasları aynı zamanda böyle sınavda bize gelebilecek önemli bilgilere bakacağız diyelim. Şimdi programımıza bakalım. Bugün sizlerle 5 Nisan'da Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatına bakıyoruz. Yine bakın bizim için fizikte, kimyada, coğrafyada bununla beraber işte matematikte e, farklı derslerde böyle. E, ders programımız bu şekilde. Biliyorsunuz haftaya artık ara tatile giriyoruz. Tatilimiz de var. E tabii tatilde de böyle iyi bir şekilde dinlenip Kendimizi hazır bir şekilde özellikle ikinci sınavlara doğru götüreceğiz diyelim. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi derse geçmeden evvel dinamo da ve aynı zamanda sıfırdan ona kitabında Nereden sorumluyuz? Dersimizin ödevleri neler? Hemen ondan bahsedelim. Bakın Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 134-144 e, arası bizim için sorumlu olacağımız kısımlar. Burada hemen sol tarafta konu, sağ tarafta da konuyla ilgili soruları göreceksiniz. Renkli, ayrıntılı, aynı zamanda size sınavlarda da soru yaptırabilecek temel bilgileri içeren sorularla da bunları destekleyen temel unsur. Aynı zamanda ünite sonunda biliyorsunuz ki e, bizim için neler var? Kavramlar var. Ünite başlarında kavramlar. Dinamo ise ünite sonlarında bizim için Sınav provaları var, peki Dinamo'da nereden sorumlusunuz, onu söyleyelim. Dinamo'da bizim için sayfa 137, 147 arası olacak. Hemen şöyle 147'ye gelelim. 147'de biliyorsunuz ki bir e, yazılı provamız var. Yazılı provasındaki soruları çözerek de kendimizi geliştirmemiz... ...buradan da bilgiyle ilerletmemiz mümkün. Yine e, ünite içi testlerde de e, özellikle farklı soru tipleriyle... E, ...kendimizi yükseltmemiz e, mümkün olacak diyelim, evet. E, ee, sorumlu olduğumuz temel kısımlar bu şekilde. Hadi bakalım dersimize başlangıç yapalım. Şimdi Osmanlı'nın kalbi Topkapı Sarayı ile bir başlangıç yapalım. Şimdi Osmanlı'nın geçmişine baktığımız zaman Osmanlı'da bilinen ilk saray Orhan Gazi döneminde Bursa'da yaptırılmıştır. Bu bilinen ilk saray yapısını oluşturmaktadır. Birinci Murat döneminde Edirne ele geçirilince devletin merkezi Edirne yapılmış ve buraya bir saray inşa edilmiştir. Tabi günümüzde Edirne sarayının sadece kalıntıları kalmış onu da söyleyelim. Ne zaman ki Bizans'tan bizim için İstanbul alındı. İşte o vakit 1465-1478 yıllar arasında Osmanlı tarihinde en uzun süreyle kullanılan saray olan Topkapı Sarayı yapıldı. Tekrar söylüyorum en uzun süreyle kullanılan ...saray diye size sorulursa yazılı da bunun doğru cevabı bizim için Topkapı Sarayı'dır. Lütfen unutmayın. Notlarda da bu şekilde yer az. Tabii Topkapı Sarayı alelade bir saray değildi. Topkapı Sarayı padişahın hayatını geçirdiği, devlet işlerinin resmi nitelikte uğraşıldı. ...aynı zamanda önemli devlet görevlerinde yeri oldu. İşte giriş kapısı Babu Umayun, Babu Sade ve Babu Selam kapılarının bulunduğu harem, endurun ve bireun gibi bölümlere ayrıldığı yerlerdir. Peki şimdi bu hani bölümler neler? Bu kapılar hangi kapılar nereden nereye bağlanıyor? Onlardan e, bahsedelim. Şimdi ilk olarak burada biruna bakalım. Şimdi bakın bizim için Topkapı Sarayı'nda dış saray nitelemesi kullanılıyorsa burası birondur. Burası devletin ...resmi işlerinin... ...görüldüğü yerdir. Bir on. Resmi işler burada görülüyor. Doğrudan padişaha bağlı olan... ...Yeniçeri Ağası... E ...buna bağlı olarak... ...altı bölük halkı... ...yani işte bizim için... E, ...o atlı askerler... ...yine cebeciler... ...topçular... ...çaşnıgirler... ...seyisler... ...müteferrikalar... ...burada bulunurdu. Az sonra zaten hani... ...bu görevlerin kimler olduğunu... ...tek tek bakacağız tamam mı... E, bu yüzden hani görevleri az sonra ifade edeceğim. Birun bizim için dış saraydı. Tekrar söylüyorum. Babusade Sade kapısıyla da Enderun'a bağlanmaktadır. Yine e, önemli divan toplantılarının yapıldığı bizim için Birun'dur. Kubbe altı e, denilen yerde yapılmaktadır. Divan toplantılarını biz Birun'da yapmaktayız. Öyle söyleyelim. Peki bu Birun'da hangi devlet görevlileri var? Hani yazılı da bir eşleştirme sorusu gelebilir, bir boşluk doldurma gelebilir, bir hani bizim için kısa soru bir sorunun cevabı olabilir veya bir test sorusunun cevabı olabilir. Biz birunda hacıyan, Yan, Emin ve Erbabı hizmet sınıfını görmekteyiz. H.C. Yan dediğimiz görevler arasında ilk olarak gelecekle ilgili tahminde bulunan, henüz gerçekleşmemiş olması muhtemel olayları ifade eden müneccim başlarını görebiliyoruz. Bununla beraber özellikle sarayın iyi hani böyle e, sağlık işleriyle ilgili sarayın hekim başı olan hekim başları var burada. Hekimlerin başı olarak göreceğiz biz bunları. E biliyorsunuz ki hani saray binlerce insanın hani içerisinde bulunduğu bir yapı doğal olarak ...sağlıkla ilgili bir problem mutlaka yaşanacaktır. Bu gibi problemler yaşandığı zaman işte bu hekim başları... E, ...burada tamamen sağlık konularında e, muktedir. Bir de padişah hocaları var. Şimdi bakın Osmanlı şehzadelerine verilen isim neydi? Daha doğrusu Osmanlı'da padişah çocuklarına verilen isim şehzade veya çelebiydi. Hani biz şehzade diyoruz buna çelebi diyorsun aynı zamanda. Diyelim ki şehzade. Osmanlı'da padişah çocuklarına verilen isim. Bu şehzadelere aynı zamanda ne diyoruz? Sorduğum sorunun cevabı çelebidir değil mi? Aynı zamanda çelebi olarak da kullanılmaktadır. Peki bu şehzadelere işte sancaklara çıktığı zaman devlet tecrübesi edinmesi adına akıl hocalığı yapan kişilere ne isim veriliyordu? Lala. Yani bir şehzade sancağa gönderildiği zaman onun akıl hocası Lala oluyordu. E şimdi bu şehzade tahta çıktığı zaman padişah bu Lala'lar da padişah hocası oluyorlar. İşte bunun da bir adı var. Onu da yazalım. Yani bu Lala'ların ismi ne oldu? Hemen şuraya yazıyorum. Hacı Sultani alan isim haciyi sultani tamam mı lalalar şehzade padişah olduğu zaman padişah hocası unvanına gelen Hacı sultani unvanını almaktadır evet Hacı Yan sınıfı bunlardan oluşuyor peki eminler kimler onlara bakalım saray kamu binalarının tamirat ve bakımıyla uğraşan aynı zamanda genel olarak İstanbul'un e, hizmet ve onarım niteliğinde eksikliklerinin tespitinde ve giderilmesi gereken işlerin e, tamamen görev mahiyetinde şehremine sorumlu. İstanbul'un amiri niteliğinde bu. Bununla beraber para basma işlerinde darphane emiri, saray mutfağının özellikle denetimi kısmında matbaahı amire emine sorumlu. Yani eminler bizim için aslında hani denetim mekanizmasını oluşturan unsurlardır. Bunlar da ikinci kısmı oluşturuyor bir onda. Bir de erbabı hizmet var. Yani geri hizmette bulunanlar. Mesela saltanat sancağından sorumlu... emir Alem var. Saray kapılarından sorumlu... ...kapıcılar ket hudası var. Yani e mesela böyle orta çağ tarzı veya... ...ilk çağ tarzı filmlerde... E, ...filmlerde veya e, oyunlarda falan... ...görebiliyoruz bu ket hudaları. Genelde hani böyle oyunlar oynadığı zaman... E, ...hani bu kalelere girdiğiniz zaman kapıları tutanlar... ...ket hudalar oluyor. Yine sofra hizmetlerinde... ...çaşlı giribaşı var. E binlerce insan yaşıyor sarayda. Doğal olarak her gün inanılmaz bir miktarda yemek burada çıkarılacaktır. E, ee, Çarşınagiri başı sofa hizmetiyle eğleniyor. Bostancılar var. Hem padişahın yakın korumasıdır. Padişah sarayı içerisinde dolaşırken, gezerken, e, farklı bölümlerde yer alırken padişahın yanında yer almaktadır bostancılar. Aynı zamanda sarayın bahçesi ve e, sahillerin görevlisi, güvenlik işlerinden bunlar sorumlu. Ehli -E ref sınıfı var. Bunlar saray sanat yerleridir. Farklı sanatları burada icra ederek sarayın o ilmi ve estetik anlayışını geliştireceklerdir. Bir de divan-ı umay mübaşırı var. Yani teşrifatçısı. Divanda kimin nasıl duracağı, e, işte takdim unsurunun nasıl olacağı tamamen çavuşçu başını ilgilendirirdi. Bu bakımdan önemli bir görevi olduğunu söyledi. Peki gelelim Enderun'a. Enderun bizim için iç saraydır. Bakın dış saray dediğimiz kısım bir Birundu. Enderun ise tekrar söylüyorum bizim için bir İç saraydır. Burada padişahın güvenilir hizmetkarları var. Çünkü hani burası biraz da padişahın biruna nazaran e, resmi devlet işlerini e, özelinde götürdüğü kısımdır. Bu yüzden daha böyle güvenilir devlet görevleri burada yer alır. Mesela farklı odalardan var. Yedi tane odamız. Büyük oda var, küçük oda var, seferli odası var, doğançalar odası var, kiler odası var, hazine odası var, has oda var. Has oda mesela padişahın özellikle e, saray içerisindeki temel hizmetlerinin görü, e, hani hızlı bir şekilde görülmesinde padişahın yardımcısının bulunduğu yer diyebiliriz. Yani özellikle saray içerisinde has oda e, en yakın niteliktedir saray içerisinde. Mesela Kanun Sultan Süleyman döneminde Pargılı İbrahim Paşa e, sadrazam olmadan evvel has oda başıydı değil mi? hani Bu bakımdan aslında padişahın böyle güvendiği insanları önemli devlet görevlerine getirmede e, önem arz ettiğini söyleyelim. Aslında görevlere geleceğiz. Bakın çok hani basit gibi görevler görülüyor ama... ...bu adamlar ilerleyen yıllarda vezirler, beyler beyleri falan olacaklar. Niye? Çünkü padişah bu insanlara ...en hani nefesi kadar yakın tutacaktır. Bu bakımdan çok güveniyor. Ee, devletin ihtiyaçlarının şekillenmesinde... ...bu unsurların giderilmesinde... Ee, ...ve padişah ihtiyaçlarının şekillenmesinde... on önemli. Bir de Enderun'da bir şey daha var. Devlet ihtiyaç duyduğu... ...devlet görevlerine devlet görevlilerine Enderun'da yetiştirir. Yani aynı zamanda Enderun bir saray okulu olarak da bilinmekte. Enderun'da yetiştirilen insanlar ya işte ilmi tecrübede ilerleyecekler ya devlet tecrübesinde ilerleyecekler ya güçlü kuvvetli olan unsurları askeri unsurda istifade edilecek. Doğal olarak Enderun aynı zamanda bizim için bir okul mahiyetini de taşıyor. Önemli devlet görevlerinin yetiştiği bir okul niteliğinde bulunduracaktır. Tamam mı? Unutmayalım. Peki en görevliler görevler var bizim için. E, has Odabaşı dedik ya hani en yüksek rütbeli bu alan içerisinde amiridir Enderun'un. Yine padişahın ile ...silahdar ağlar, kaftan ve kürkleriyle çoğadar ağlar, çizme ve ayakkabılarıyla rikaptarlar, sarıkları ve çamaşırlarıyla tülbent ağları ve genel sorumlu niteliğinde ise kapı ağası bulunmaktadır. Tekrar söylüyorum bakın çok basit görev olarak görülüyor ama bir çoğadarın bir rik rikaptarın ilerleyen zamanda vezir olduğunu, beylerbeyi olduğunu, bir hasal oda başının sadrazam olduğunu görebiliyoruz. Tekrar söylüyorum padişaha en yakın e, devlet görevleri saray içerisinde bunlar oluyor. Bunları lütfen unutmayalım tamam. E, tekrar söylüyorum hani bir eşleştirme sorusundan gelebilir, bir boşluk doldurmadan gelebilir. Notlarımızı bu bağlamda oluşturmak faydalı olur diyelim. Peki hareme geldim. Harem. Padişah'ın özel hayatının geçtiği, ...saray kadınlarının da içerisinde bulunduğu kısım haremdir. Burada özellikle harem ağaları dışında ve padişah dışında... ...herhangi bir devlet görevlisinin... ...hele hele hani böyle farklı cinste kadın olmayan e, insanlara girmesi yasaktır. Yasak bölge olarak geçmektedir zaten harem dilde. Hükümdarın ve ailesinin bulunduğu bölüm burasıdır. Saray kadınları bakın burada yer alıyor, cariyeler burada yer alıyor... ...ama bunlar sadece hani böyle ehli keyif için bulunmayacaktır. Bunlar aynı Enderun'daki gibi yetişilen insanlardır. Yani saray kadınları da eğitim alıyorlar burada. Yani e, pozitif bilimlerde... ...eğitim alıyorlar. E, enstrüman, sanat alanında eğitim alıyorlar. E, i̇şte adabı... ...muhaşeret kurallarında eğitim alıyorlar. Doğal olarak iyi yetişiyorlar bu saray kadınları. Çünkü bu saray kadınları ilerleyen dönemlerde... ...farklı devlet adamlarının da... ...eşleri olabiliyorlar. Yani e, bunların saray içerisinde... ...sağlanması demek sarayın... ...dışarıdan devlete ortak koşacak... E, ...ailelerin olmasını engelleyecektir. Bakın şöyle düşünün. Siz sürekli dışarıdan kız alırsanız, saraya kız alırsanız bu devlet adamları için de olabilir, padişah için de olabilir. Doğal olarak e, saray dışı evlilikler e, tahta ortak koşma yoluna götürebilir veya devlet mülküne, devlet unsuruna ortak koşma yoluna götürebilir. Ama bunlar kölelerdir. Yani padişaha bağlı sınıflardır bunlar. Kadınlar da, erkekler de. Doğal olarak hani bunlar e, ailesine ortak koşamaz. Bir soy buraya ortak koşulamaz. Doğal olarak otorite her zaman sıkı tutulur. Mantık netiliği bu şekildedir diyelim. Harem ağası, haremin yöneticisi konumdadır burada. Onu da ifade edelim. Peki haremde hangi görevler var bizim için? Saray ağası var. Sarayın temizlik ve düzeninden sorumlu kişidir. Saray ketudası var. Ketuda dedik ya genelde kapılarda e, sorumlu olan devlet görevlileriydi. De. Bir de haremi humayunun masrafları ile ilgilenen bir hazineler ağamız. Burada bulunmaktadır. Haremdeki temel görevlerimiz de bu şekilde. E peki gelelim şimdi divanı ı Humayun'a. Şimdi bizim için Divan-ı Humayun... ...devlet işlerinin görüşülüp tartışıldığı... ...çok farklı konularda. Yani burada iktisadi olabilir, siyasi olabilir, askeri olabilir... ...eğitim olabilir, çok farklı konuların... ...görüşülüp tartışıldığı bir yerdir. Bu yüzden aslında Divan... ...günümüzde işte idari işlerin görülmesindeki Danıştay... adli işlerin görülmesindeki Yargıtay... En üst mahkeme odan Anayasa Mahkemesi. Yine e, işte bakanlar kurulu gibi devlet işlerinin görüşüldüğü, tartışıldığı, farklı bakanların olduğu o alanı görevlerini yerine getiren çok işlevli bir alandır Divan-ı Humayun. E, i̇lk divan e, bizim için Orhan Bey zamanında kuruluyor. E, divan toplantıları Topkapı Sarayı'nda özellikle e, Kubbe Altı denilen salonda gerçekleştiriliyor. E, bununla beraber divana ta ki Fatih dönemine kadar Padişahlar Başkanlık yapmıştır. Fatih'ten sonra ise sadrazamların başkanlık yaptığını görüyoruz. Peki divanda hangi sınıflar var? Seyfiye, ilmiye, kalemiye. Seyfiye sınıfı askeri bürokrasidir. Az sonra bu hani bürokrasi mensuplarının kimler olduğunu göreceğiz. İlmiye mensupları din, eğitim, hukuk bürokrasisidir. Ee, bir de kalemiye de vardır. Onlar da sivil bürokrasidir. Öyle diyelim. Ee, peki bakalım bu görevler kimler bizim için? Vezirhazam, vezirler. Bunlar bizim için seyfiye sınıfındadır padişahın mutlak vekili olan ve Fatih döneminden itibaren de divana başkanlık yapan vezir-i azamdır. Devlet işlerinin vezir-i azamda yardımcı olan kısımları vezirlerdir. Burada genelde de birinci vezir, vezir-i azam görevinden az ve görev süresi dolduğunda burada vezir-i azam olmaktadır. E, i̇kinci burada kazasker ve e, hani defterdar, nişancı, yeniçer ağız karışık olarak verilmiş burada. E, kazasker bizim için ilmi alandan sorumludur. Yargı eğitim teşkilatından sorumlu kısmını oluşturmaktadır. Bunlar medrese eğitimiyle e, eğitim adalar. Kazaskere geri gelmişken burada bir görevden daha bahsetmek isterim. Şeyhül İslam. Şeyhül İslamlar özellikle divan kararlarının uygunluğu e, uygunluğuyla ilgili fetva veren bu bağlamda da divana bu bağlamda fiili olarak katılan bir kişidir. Defterdar, nişancı bunlar sivili bürokrasi kısımları bizim için. Maliye işlerinden defterdar, iş ve dış yazışma işlerinden ise nişancı sorumludur. Yeniçer ağları sadece vizir rütbesi varsa divan toplantılarına katılıyor. Bazen de yani burada görüşü alınmak isteniyorsa divan toplantılarına çağrılıyor. Kaptanı Derya ise payitahtta bulunduğu zaman dilimlerinde divan toplantılarına katılmakla mükelleftir. Kaptanı Deryalar donanma komutanıdır. Tamam. Peki Osman Devleti'ndeki veraset sistemi ve bu veraset sisteminin değişim unsurlarına bakalım. Hangi padişah dönemlerinde nasıl değişti? Os Veraset dediğimiz unsur nedir? Hani padişahın hayatını kaybetmesi veya tahttan çekilmesi sonucunda... ...tahta geçecek kişinin belirlenmesi unsurdur veraset. Osman Bey ve Orhan Bey dönemlerinde hanedanın ortak malı olarak görülmüştür. Yani e, padişah burada görevi bıraktığı zaman... E, ...hanedanın herhangi bir üyesi burada... ...padişah olma yetkisine... ...sahipti. Birinci Murat döneminde ise... ...burada e, padişahlık... ...yani Osmanlı saltanatı... ...Osmanlı tahtı... ...padişahın... ...ve... ...çocuklarının malı olarak geçmektedir. Hani böylece şunu söyleyelim. Şimdi bak... E, ...diyelim burada A var. A'nın B ve C şeklinde... ...çocukları oldu. B'nin de işte... ...E, D... C'nin de işte F ve K diye çocuklar olsun dedim. Şimdi bakın Osman ve Orhan Bey döneminde A padişah ise burada ve bunlar A hayatını kaybettiği zaman burada B'nin, C'nin, E'nin, D'nin, F'nin, K'nin hepsinin padişah olma hakkı var. Öyle söyledim. Şimdi 1. Murat döneminde padişahın ve çocuklarındır burada. Diyelim ki 1. Murat'ta B padişah olsun. Doğal olarak B hayatını kaybettiği zaman C'ye padişahlık geçmiyor. Burada E veya D bu çocuklardan biri padişah olacaktır. Yani amcaya burada geçmiyor. İkinci Mehmet yani Fatih döneminde ise ülke padişahın malıdır diye geçmektedir. Böylece taht kavgalarını önüne geçebilmek, bu niteliği barındırmak ve otoriteyi artırmak yoluna girilmiştir. Ama e, ikinci Mehmet döneminde yani Fatih Sultan Mehmet döneminde kardeş katli yasallaştırılmıştır. Bu da Osmanlı'da uzun bir süre tahta geçen padişahlarının sürekli kardeşlerini katletmesine. Bu da Osmanlı soyunun özellikle tehlikeye düşmesine sebebiyet veriyor. Bu yüzden birinci Ahmet döneminde en yaşlı ee, ve en bilgili insanın tahta oturma usulü olan Ekber ve Erşet uygulamasına geçilmiştir. En yaşlı, en bilgili deneme Bu da özellikle taht kavgalarının önüne geçilmesi, kardeş katilinin önüne geçilmesi için anlam bir önlemdir diyebiliriz. Merkezi otoriteyi güçlendirme çalışmalarına gelelim. Buraya bakalım. Şimdi kanunnameyi Ali Osman Fatih Kanunnamesi olarak bildiğimiz temel kanunname Fatih döneminde dizayn edilmiştir. Burada padişahlara kendi kardeşlerini öldürme izni veriliyor. Temel amaç ve gayedir otoriteyi sağlayabilmek. Yine padişah Divan-ı başkanlığını vezir-i azama devrediyor. Niye? Divandaki kararlardan etkilenmeme, kendi otoritesini kuvvetli tutma, Divan'ı da bir karar merceği dışında bir danışma meclisine dönüştürme neteliğidir. Yine haremden evlenme usulünün uygulanması niteliği var. Böylece tekrar söyleyelim burayı. Niçin haremden evleniyorsun da dışarıdan evlenmiyorsun? Çünkü tahta ortak koşacak aileleri uzak tutabilmelidir burada. Bir de haksız yollarla servet edinenleri cezalandırmak var. Biz buna müsaade uygulaması deriz. Hani olur da devlet malını kendi çıkarları için kullanan ve buradan zenginleşen olursa bütün mallarına el konma müsaadele uygulanmasıyla getirilmiştir. Bunlar da merkezi otoriteyi kuvvetlendirme çalışmalarıdır. Siyasetnamelere gelelim. Siyasetname, çok farklı dönemlerde devlet adamlarına, devlet e, yönetme kabiliyetiyle ilgili nasihatler bulunduran, aynı zamanda e, görev ve unsurlarını bildiren eserlerdir. E, bu bağlamda e, yazılan, kalem alınan eserleri siyasetnameleriz. Siyasetnamelerde de devlet idaresinde ilk unsur adalettir. Adalet anlayışında en başta gelen kavramı erdemdir. Erdem üzerine temellenmiştir. Tabii padişahın yerine getirmesi gereken önemli şey de burada dedik ya adalet. Önce adalet niteliğidir. E, padişahtan da ilk olarak bu beklenir. Önce adaleti sağlasın denilir. Bu bir boşluk doldurma sorusu olarak size gelebilir. Veya bir eşleştirme sorusu olarak gelebilir. Hangi bilgi? Bu bilgi. Yani ilk siyasetname özelliği taşıyan eser. Osmanlı'da Şeyh Oğlu Mustafa tarafından kalem Kenzül Kübara ve Mehekül ulema isimli eserlerdir. Tamam? Bu bağlamda da notlarınız arasında bulundursun Padişah dedik ya, önce adil olacak, adaleti sağlayacak ama padişah sadece bu vasfı taşımıyor. Bununla beraber insaflı, olgun, dürüst, vefakar, hikme sahibi, cesur, liyakata önem veren, haksızlık yapmayan, özellikle devlet adamlarının e, buradaki işleyişine, ilerlemesine dikkat eden, devletini iyi şekilde yöneten, halkına zulmetmeyen, e, halkını... esmeyen aynı zamanda ee, ...hani akılcı, gerçeklikle hareket eden, hayalperest olmayan yöneticilerdir. Padişah bunu ne kadar iyi gerçekleşirse devlet o kadar düzlüğe çıkar. Toplum refah içerisinde olur ve devlet zenginleşir. Ama bunlara dikkat etmeliğiniz zaman ise toplum ile devlet arasında bağ zayıflar. Bu da e, sizin zayıflamanıza, devletin zayıflamasına sebebiyet verir. Peki gelelim şehzadelerin eğitim on soruna. Ee, hani dedik ya... ...padişahların erkek çocuklarına biz şehzade veya çilebi ismini veriyoruz. Şimdi bunların doğum e, haberleri... ...bir Hattu Humayun'la Vezir-i bildiriliyor. belirliyor... ...ve o da padişaha bunu iletiyor. E, burada şehzadeler... ...ilk olarak büyüyene kadar, ilk küçüklük çocukluk yaşlarına kadar... ...zaten e, sarayda bulunuyorlar. İlk eğitimini ise... ...Bedi Besmele... töreniyle beraber... ...Şeyhül İslam'dan almaktadır. Şahsede yan mektebinde ilk eğitimi Bedi Besmele ve töreniyle e, Şeyhülislam tarafından kendine verilir. Sonra yetişkinlik çağlarına geldiği zaman bu şehzadeler Çelebi Sultan unvanı ile sancaklara gönderiliyorlar değil mi? Ne demiştik? Sancaklara gönderildiği zaman bunların yanında tecrübeli devlet adamları var. Özellikle e, yönetim kabiliyetini artsın diye bu şehzadeler, bu Lela adını vermiş olduğumuz devlet görevlileri şehzadeleri yetiştirir. Tahtına vakte kadar? Onlar tahta oturana kadar. Ebu Çelebi Sultanlar tahta oturduğunda padişah. Lalalar ise bunlar tahta oturduğu için hacı Sultani yani padişah hocası oluyorlar. Sancaklarda şehzadelerin kendi divanları var. Bir başkanlık yaptığı e, bir şehzade divanları var. Tabi bunlar iç içlerinde... kısmi olarak serbestler. Hani payitahtın haberi olma koşuluyla dışlarında kesinlikle payitahta bağlılar. Yine sancakta bulunan tımarlı sipahiler de şehzadelere bağlı olarak hareket etmektedir. Bir savaş e, tehlikesi baş gösterildiğinde veya bir sefer hareketi olduğu zaman e, tımarlı sipahiler padişahın yanına gelerek burada sefere çıkmakta yükümlüler. Sancağa çıkma usulüyle yetişen son padişahın da 3. Mehmet bilgisi olduğunu verir. Peki Osmanlı toplumu hani batıdaki gibi Avrupa'daki gibi böyle katı bir toplumsal sınıfa ayrılmıyordu. Ama ee, yine Hindistan'daki gibi bir, kas sistemi yoktu. Ama bir sınıf var mıydı? Var mı? Var demedinde. Ya yani bir askeri sınıf bir reaya sınıfı var. Demedin de askeri sınıf vergi vermeyen devlet yöneten kısmı oluşturmaktadır. Reaya kısmı ise e, burada vergisini ödeyen yönetilen kısmı oluşturmaktadır. Askeri sınıf içerisinde kalemiye, seyfiye ve ilmiye var. Kalemiye bizim için hatırlarsanız sivil bürokrasiye oluşturuyordu. Bunlar defterdar, nişancı, resul, hitap ve divan katiplerinden oluşmaktadır. Hangisi kalemiye mensuplarından biridir, değildir tarzında bir... ...hani sizin için e, test sorusu da gelebilir. Veya kalemiye mensuplarını yazın diye kısaca o, e, cevaplı bir soru da gelebilir. Seyfiye sınıfı, kılıç sınıfıdır. Askeri bürokrasiye oluşturur bunlar. Sadrazam, vezir, kaptan-ı derya, beylerbeyi, yeni çırağası burada yer almaktadır. Bir de ilmiye var. Yani bunlar bizim için e, hani böyle... E, ...hukuk hukuk ile, eğitim işleriyle, adli işlerle uğraşan kesimde. Şeyhülislam kadı asker yani kazasyer, e, kadılar, müftüler, müderrisler burada bulunmaktadır. Hani bunlar vergi vermeyen yöneten kısımdır. Yönetilenler ise köylüler, tüccarlar, esnaflar, konar göçerlerdir. Köylüler Osmanlı nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan, burada tarımla, hayvancılıkla, balıkçılıkla uğraşan kesimdir. Tüccarlar, reayanın en önemli gruplarından biridir. Ağırlıklı olarak tica ticaretle, esnaflarla beraber tüccarlar uğraşmaktadır. Bir de konar göçerler var. Genellikle hayvancılıkla uğraşan ve yani yaylak kışlak götürüyle... farklı alanlara göç eden topluluklardır. Peki Beylik döneminde Osmanlı'nın askeri gücüne değinelim burada. Şimdi kuruluş yıllarında düzenli asker, askeri birlik Osmanlı'da yok. Gazalara da Ahiyanurum, Baciyanurum, Abdalanurum, işte yine Alpler adını vermiş olduğumuz e, var. Aynanurum, Baciyanurum, Abdalanurum, Gazianorum ve Türkmenler katılmaktadır. Tabii biz hani bu konumuz aynı zamanda biliyorsunuz, e, hani biz nerede işlemiştik demenin de e, bu niteliği e, askeri konusunda işlemiştik yani. Şöyle söyleyeyim sizlere. Oraya tekrar geri yedelim. Burada pekiştirelim bilgimizi diye. Hemen. Bakın Sultanlı Osmanlı merkezi Teşkilatı'nın unsurundayız. Biz aynı zamanda bu şöyle. Şu unsurda, Birlikten Devleti Osmanlı Medeniyetinde... ...Osmanlı askeri sınıf, buna bağlı olarak... ...kuvvet unsurunda görmüştük. Yine, e, hani devletleşme sürecinde... ...savaşçılar ve askerleri de görmüş olduğumuz... ...bir nitelikte değil mi? Bu bağdan da biz buraya... ...bakmıştık, diyebiliriz. E, i̇lk düzenli birliklerin yaya ve müsellem olduğunu... ...Orhan Bey döneminde de... ...bunun modernize edildiğini... E, ...özellikle de bildirmiş olalım. Peki, askeri güç bizim için niye önemli? Çünkü... ...Osmanlı padişahlarının... ...merkezi otoritesini, merkezi otoritesini güçlü bir şekilde tutabilmek... ...bunu arttırabilmek, bu bağlamda da padişahların niteliğini yükseltebilmek adına önemlidir. Bu yüzden ilki Orhan Bey döneminde kurulan yaya ve müsellemler... ...Osmanlı otoritesini kuvvetli tutmakta oldukça önemlidir. Ee, i̇lk dönemlerde yaya ve müsellemler, özellikle hani e, Osmanlı'nın merkezinde bulunan e, hem atlı askerler, hem müsellemler... ...hem de yaya yani piyade askerlerden meydana gelmekteydi. Ama Osmanlı toprakları artınca, Osmanlı toprakları ilerlemeye başlayınca... ...Osmanlı otoritesini kuvvetlendirebilmek, devleti kuvvetlendirebilmek amacıyla... ...hangi niteliğe gitti? Yeniçeri e, niteliğine gitti. Yani bir acemi e, olanlar ocağı kuruldu ve Yeniçeri adını vermiş olduğumuz merkezi birlik oluşmaya başladı... Birinci Murat döneminde bin kişilik orduyla bunlar kuruldu. İkinci Murat'ta 3-4 bin, Fatih döneminde 8-12 bin, Kanuni döneminde 12-14 on on bin, hatta 16. yüzyılın sonrası ise 40 bin kişiye ulaştı. İşte bunlar padişah otoritesinin, merkezi otoritenin bu unsurun artması için oldukça önemliydi. Peki sadece merkezi ordu mu ee, Osmanlı'da hani e, merkez teşkilatının ve niteliğinin güvenliğini sağlamak için yeterlidir? Hayır. Bizim için aynı zamanda neresi önemlidir? Taşra da önemlidir, değil mi? yani eyaletler de önemlidir. Peki bu taşra ve eyaletlerde uygulanan sistem unsuru nedir Osmanlı'da? Tımardır. Bu tımarla beraber oraların güvenliğinin sağlanmasında, orada bir ordu niteliğinin bulunmasında ve aynı zamanda padişah merkezi otoritesinin sağlanmasında oldukça önemliydi. Şöyle Yeniçerilerle tımarlı sipahilerin tekrardan hani şöyle bir karşılaştırmasına bakalım. Dedi ki Yeniçeriler bizim bir merkezdeydi. E, tımarlı e, sipahiler eyaletlerdeydi. Yeniçeriler yaya askerlerdir, devşirme askerlerdir, başkentin. Merkezin güvenliğinden sorumlu, üç ayda bir ulufadan, ticaretle uğraşmayan, evlenmesi yasak olan birliklerdi. Bunlar tamamen profesyonel ordulardı. Ama tımarlı sipahiler eyaletlerde bulunan atlı askerlerdi. Bunlar da değil Türkmendi. Bulundukları bölgelerden sorumlu olacaklardı. Bunlar giderleri tımar tarafından sağlanırdı. Hazineden bunlara para ödenmezdi. Ee, tabii tımarlı sipahiler Yeniçerilere nazaran ise başka ile işlerle uğraşıp evlenebilen asker toplu doydu. Dedik ya ordu niteliği Osmanlı'da teşkilatlanma bakımından oldukça önemliydi. Askeri teşkilatlanmada son olarak Osmanlı'daki dağılıma bir bakalım. Temelde kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri olarak iki ayrılmaktaydı. Teşkilat unsuru bizim için kara kuvvetleri kapıkulu askerlerinden, eyalet askerlerinden ve yardımcı kuvvetlerden oluşuyordu. Ee, kapıkulu kuvvetleri ya yani kapıkulu kuvvetleri dediğimiz unsurlar yani bu e, askerler bizim için hem atlı askerlerden hem yaya askerlerden oluşuyordu. Yaya askerler içerisinde acıma olanlar, yeniçeriler, cebeciler, topçular vardı. İlk dönemlerde yükselme dönemiyle beraber buradan ne geldi? Top arabacıları, dağımcılar, umbaracılar ve bostancılar geldi. Yani ateşli sınıflar yükselmeyle beraber geliyor. E, silahtarlar e, ve sipahiler bizim için kuruluş döneminde vardı. Sağ ulufeciler, sol ulufeciler, garipler e, bunların hepsi atlı askerlerdir. Yükselmeyle beraber eklendi. Eyalette kuruluş döneminde Tımarlı sipahiler, yayılar ve müsellemler, azaplar ve yakıncılar bulunmaktaydı. Ama yükselme dönemiyle beraber yörükler, deliler, beşler ve sakalar e, geri sınıfta burada bulunmaktaydı. Yardımcı kuvvetler bağlamında ise özellikle yükselme döneminde e, ...devlet toprakları artınca, yeni topraklar fethedilince e, burada bağlı devlet ve beyliklerin gönderdiği kuvvetler e, ön plandaydı. Deniz kuvvetleri de hatırlarsanız tekrar ilk dersleri götüreyim. E, biz donanmayı ilk olarak ne zaman oluşturuyorduk? Orhan Bey döneminde ...bir beyliğe son vererek oluşturuyorduk. E, Neydi? Karesi oğullarıydı değil mi? Karesi oğullarının Osmanlı'ya tabi olmasıyla beraber... ...buradaki donanma ele geçiriliyordu ve... ...Osmanlı donanmalarda da kuvvetlendiğini biliyorduk. Evet son olarak hani buralara bir e, geniş bir daha bir bakalım diye... ...bir konuyla pekiştirelim. E, hani merkezi teşkilatlamayı kuvvetlendiren en önemli unsurlardan biri ordu neteliğidir diye... ...buraya tekrardan bir bakmış olduk. Evet... Dersimiz sona erdi. Yeni Çaray Ocağı kimin döneminde kurulmuştur? Hadi bakalım. E, bunun cevabını mutlaka e, bu yorum kısmına yazmayı unutmayın. Gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere e, demeden önce size tekrar şöyle bir nitelikte şöyle göstereyim. Mesela Dinamo Soru Bankası'nda geldin Hani çalışırken özellikle sizin için söylüyorum bunu. E, mesela konumuzu işledik değil mi? Nereye geldik? E, şöyle Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı diye geldik. Mesela biz burada bir soru çözeceğiz. Soru bağlamına bakacağız. Kavramı görmeye çalışacağız. Mesela diyor ki bu bilgiden yola çıkarak Topkapı Sarayı için hangisi söylenebilir? Bakın bu sizin ilerleyen yıllarda üniversite sınavlarında girebileceğiniz düzeyde sorular içerisinde barındıran bir unsurdur. Mesela Fatih döneminde inşasına başlanan Topkapı Sarayı'na işte 19. yüzyılın ortalarına kadar her dönemde çeşitli ilaveler yapılmıştır. Devlet teşkilatına ve kullanım ihtiyacına göre şekillenen saray birçok mimari ve süsleme özelliği göstermektedir diyor. O zaman, bak Fatih döneminde inşası başlanan ve tamamlanan deniyor. O zaman yap, yapımı Fatih döneminde tamamlanmıştır. Doğru mu? Doğru. Buna beraber İstanbul alınmadan önce yapılmıştır deniliyor ee, bu 10 soruda. Peki bunu çıkarabilir misin buradan? Ee, hani ha, hangisi söylenebilir diyor. Yapım Fatih döneminde tamamlanmıştır. Fatih döneminde başladı söyleniyor ama tamamlandı söylenmiyor. Tamam bu yok. İstanbul alınmadan önce yapılmıştır deniliyor. Halbuki İstanbul alınmasıyla beraber Fatih döneminde başladığı söyleniyor. Bunu demek gerekir. Çeşitli dönemlerde eklemeler yapılarak geliştirilmiştir deniyor. Bu söylenebilir mi? E bak bu ikisini söyleyemedik. Diyor ki ne demiş? Her dönemde çeşitli ilaveler yapılmıştır. Ha, o zaman çeşitli dönemlerde eklemeler yapılarak geliştirilmiştir diyebilir misin? Diyebilir misin? Bu bağlamda yakalarsın. Veya şöyle bir bakalım. Bilgi sorusu bağlamında da gelebilir bize. İşte özellikle belirten saray bölümü hangisidir? Sarayın dış bölümüdür. Dış bölüm diye uzun uzun böyle kocaman kocaman yazmıştık. Doğrudan padişah bağlı Yeniçeri Ağası'nın e, bu bölümde bulundu ve Babu Sade kapısıyla Enderun'a bağlanan kısım. E neresiydi burası bizim için? Bir onu değil mi? Dış nitelikte. Ee, veya 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 şöyle bakalım. Neye esas alabiliriz? Bak Osmanlı padişahlarının erkek çocuklarına verilen isim. Neydi bizim için? Şehzade veya hangi unvanı kullanıyorduk? Çelebi'yi kullanıyorduk değil mi? Bu unsur olabilir. Hani böyle bu unsurda da karşımıza soru gelmesi e, ...mümkün. Veya işte bakın eşleştirme soruları var. Yemek ve ziyafet işlerinden sorumlu kişi bizim için kimdi mesela? Çarşı negirlilerdi değil mi? Veya silahlarından sorumlu kişi kimdi? Silahtardı. Hani eşleştirme soruları niteliğinde de yakalayabilirsin. Yani buradaki soruları çalışırken... ...özellikle bilgi bağlamında da bakmaya çalış ki... ...özellikle yazılı soruları sana geldiği zaman... ...rahat bir şekilde bu bağlamı yapabilirsin. Tamam Bunu da e, ifade etmiş olalım. Gerek dinamodan, gerek de sıfırdan, ondan... E, bu bağlamda çalışarak yani gelişimende mümkün. Kendine çok çok dikkat et. Sana ve ailene saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hadi bakalım gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.